poštovani gosti, poštovani Reis Efendija, poštovani nabrojani koje je Ari spomenuo i one koje smo eventualno zaboravili spomenuti. Ja ću vas zamoliti da me halalite, ali iz poštovanja prema našim gostima želim se prije obratiti na turskom jeziku da iskažem poštovanje našoj braći koja su danas ovdje sa nama i naravno zbog nas. Sayın Reisul Ulema, Sayın Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Üyesi, Sayın Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı, Sayın Türkiye Dünyası Belediyeleri Birliği Genel Sekreteri, Sayın Belediye Başkanları, değerli dostlarım, değerli misafirlerimiz, basın temsilcileri, tüm çalışma arkadaşlarım adına hepinize hoş geldiniz diyerek hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Açılışımıza teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve değer misafirler, kültür ve eğitim binasının hayırlı çalışmalara vesile olmasını, nice güzelliklere, nice başarılara kapı aralmasını içtenlikle temenni ediyorum. Sayın kardeşler, binaya mana ve ruh, ufuk katan temelindeki harç değil, tecellisindeki insan hasiyeti, insana yönelik hizmet aşkıdır. Bir ailenin en büyük teminatı iyi yetiştirilmiş bir evlat olduğu gibi, bir milletin de en büyük teminatı iyi yetiştirilmiş gençlerimiz. Maddi plandaki gelişmelerin yanında milli amaçlarımıza uygun, gençlerimize, dinine, milletine saygılı ve bağlı, modern bilgiye mücehhez olarak yetiştirmeye önem veriyoruz. Vermeliyiz ve imkanlarımız yettiği kadar vereceğiz inşallah. Bu binayı planladığımızda çok insan inanmadı. Böyle bir eseri ihmal edilen, uzak ve fakir belediyemize kim yapar, kim ilgilenir, kim böyle bir eseri bu yıkılan belediyede inşa edilir? Bizim inancımız vardı, bizim kardeşlerimiz vardı, bizim büyüklerimiz vardı. O inançla kardeşlerimize müracaat ettik. O kardeşler de bizim müracaatımızı geri çevirmedi. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Bizim en önemli plan, program ve hedeflerimiz temelinde gençlerimizi bilgi sahibi yapmak, sporla sağlıklı yaşamayı geliştirmek, onları kötülüklerden korumak, her köşede olan alkol ve kumardan uzak tutmak. Bir şey söylemek istiyorum. Burası 500 kişi başına kumarhanemiz var. Belki 100 kişi başına bu alkolü kafeler var. Bizim hedefimiz gençlerimizi sağlıklı yaşamaya yöneldirmek ve o kötülüklerden uzak tutmaktır. Aynı zamanda belediyemizden ve bütün kuruluşlardan ihmal edilen kadın kollarımız ve bütün kadınlarımıza imkan vererek onlara ihmalden korumak, kendilerine başarılı olabilme inancını geri vermeliyiz. Toplumun ve ailenin temelindeki kadınlar oluşturuyor. Biz de kadının dönüştürücü gücüne inanıyor ve onu en hızlı güçlendirecek yolun sevdiği mesleği keşfetmesi, ekonomik özgürlüğünü kazanması ve aldığı bu güçle hanesini, işini ve mahallesini kalkındıralması için alan açmak olduğuna inanıyoruz. Çünkü kadınlar ve gençler Bosna Hersek'in, Türkiye'nin de her ülkenin en önemli ve yeterli kullanılmayan doğal kaynağıdır. Tüm buradaki hayırsevenler kardeşlerimizin katkıları sebebiyle kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Katılımınız ve desteğiniz bize büyük onur verdi. Tekrar en içten sevgi ve saygımla sizleri selamlıyorum. Poštovana braćo, želim samo da kažem još tri rečenice. A započet ću sa citatom rahmetli Alije Izetbegovića gdje kaže: a to što mi nazivamo Bosnom nije samo parče zemlje na Balkanu. Za mnoge od nas Bosna je ideja. To je vjera da ljudi različitih religija i kulturnih tradicija mogu živjeti zajedno. I zaista, kad nas mnogi upitaju kako u ovom glamoču za mnoge
zabačenom van puta ili gradu u kutu želite i zašto, otkud toliki elan? Za nas je Glamoč i glamočki toprak isto što i Sarajevo i sarajevski toprak, isto što i Mostar i mostarski toprak. I to nije samo parče zemlje, to je ideja koja će trajati do sudnjeg dana, a mi ćemo se za nju boriti do svog eđela. Assalamu alaikum.